çok sayın rektörüm, çok değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, sevgili Mustafa Kafalı hocamız, çok sevgili Sevgi hocamız, değerli Ahd-ı Vefa Derneği Başkanı ve üyeler, çok muhterem Konyalılar. Bugün çok sevdiğimiz, her zaman ismini duyduğum ve nihayet son yıllarda çok yoğun olarak elimden geldiğince Ankara'da ve İstanbul'da kendi görüşebildiğim hocamızın bir hayat dönemecinde daha uzun yıllarını birlikte yaşamak üzere burada bir kutlama yapmak için bulunuyoruz. Demin de ifade buyurdukları gibi bana yeğenim diyor. Bu yeğenliği herhalde sevgili rektörümüz gibi kendi kapasitemden çok biraz aileme borçluyum. Annem dil tarihin hocalarındandır ve Kafalı hocadan hakikaten çok yaşlıdır. Ona ablam dediği için ben ipso facto otomatikman yeğenim. Ama tabii bu yeğenlik zor iştir. İnşallah ben de onun kadar faydalı olurum. İnsanın 83 yaşında bu kadar çok sevenin olması zordur. Gençken herkesin taraftarı olabilir. Türkiye tarihi gel geç rüzgarlı adamlarla doludur. Bu insan hayat boyu bu rüzgarı tuttukları pek görünmez. Tarihe geçenlerin bile unutuldukları vakidir. Bu unutmalar bazılarının söylediği gibi bizim milletimizin gel geç akıllı olmasından çok, biraz da o zevatın gel geç akıllı olmasından çok. Niçin Türkiye Marşalı Büyük Atatürk unutulmuyor? Niçin İstanbul'un Fatih'i kendi devrinden beri tenkit edenleri ve muarızları olmasına rağmen unutulmayacak? Niçin muhteşem Süleyman unutulmuyor? Saymakla bitmez. Niçin beldelerimizin büyükleri, manevi hayatımızın önderleri unutulmuyor? Eğer gel geç akıllı, hafızası zayıf bir millet olsak, onları da unutmamız gerekirdi. Bizim üniversitemizde 80'inden sonra hala hürmet gören insanlar maalesef çok azdır. Bu bakımdan Mustafa Kafalı hocayı tanımaktan, hele bu yaşta bile hala tanımaktan çok mutluyum. Onda beni celbedenler nelerdir? Bir kere hakikaten hiç usanmadan, hiç bıkmadan gençlerle, yaşlılarla, cemiyet içerisinde mevkii olanlarla, olmayanlarla sorulduğunda onları irşad etmesidir. Bu vakit ayırmadır. Türkiye'nin tarihinde pek bilmediğimiz, kendi açısından, kendi zaviyesinden aklı başında bir adam vardı. Bunu söylersen belki şaşarsınız. Patrik Athenagoras. En zor zamanlarda, kendi cemaati açısından en zor zamanlarda tereyağından kıl çeker gibi işleri çıkarmasını bildi. Ki bu toprağında bir adam değildi. Şaibeli bir şekilde Lozan Anlaşması hükümlerine göre buraya tayin edilmişti. Bunu bilenler bilir.
ama bir iktidar sahibi adam olduğu mutlakaydı. O aklı başında bir rahibe sormuş. Rahiplere, bir rahibin en önemli vazifesi nedir demiş. Herkes bir cevap vermiş. Galiba Adana Metropoliti bir Ortodoks rahibin en önemli vazifesi ziyarettir demiş. Bir insanın ilmi derin olabilir. Çok da zeki de olabilir. Eğer irşat vazifesini, tebliğ vazifesini yerine getirmiyorsa o bir hiçtir. Hatta yazılanlar kalır, sözler uçar gider derler. Yazılanların bile kalabilmesi için, daha doğrusu güzel yazılabilmesi için daimi surette bir insanın talebeleriyle, müritleriyle ve halkıyla temasta olması lazım. Kafalı hoca en önemli görevinin ziyaret ve irşat olduğunu anlayanlardandır. Bunun bir numune, bir örnek olmasını temenni ederim. Türkiye, fil dişi kabuğuna, kulesine çekilen şöhreti ve ışığı yurt dışındaki kürsülerde arayan insanların değildir. Kendilerine soru soranlara cevap vermeye çalışan adamların memleketidir. Türkler çok zor zamandadırlar. Zaten çok rahat oldukları bir zamanda pek yoktur. Şu anda bile yeryüzünün en yaygın milletlerindeniz. Büyük facialar geçirebildik ama her zaman için ayaktayız. Tarih ve tabiat bize hiçbir zaman insan coğrafyasının üzerinden silmiyor. Batıyoruz, batıyoruz diye iyi veya kötü niyetle, üzülerek veya sevinerek söyleyenlere rağmen geminin batmadığı, batınca da zaten denizlerin taşıyacağı bilinmelidir. Bu dille kıtaları açtık. Bu dille orduları yönettik. Bu dille insanlara cesaret verdik. Bu dili küçümsedik. Hatta en karanlık çağını yaşayan insanlarımızın bazıları bu dili bırakarak yabancı dili bile konuştular. En aklı başında zannettiğimiz toplumlarımızın parçaları bile bazen birbirlerine düşman oldular. Bunlar bir sır değildir. Bilmemizde fayda vardır. Çünkü burada toplananlar kötü insanlar değildir. Sovyet Azerbaycan denen Kuzey Azerbaycan bütün bereketi insanların zekasıyla ayakta duruyor. Ve zamana intibak ediyor. Güney Azerbaycan bütün kültürel gururuyla İran'ın asıl kurucusu ve sahipleri biziz diye haklı olarak övünüyor. Ama bu iki kanat birbirini hiç de tutmuyor. Bugünkü Türkiye'nin insanları birbirleriyle grup grup kavga halindeler. Bazı ahvalde aynı eksenin etrafında nasıl döneceklerini bilmiyorlar. Bunların öğreneceği zamanlar gelecektir hiç şüphesiz ki. Türkiye zor bir dönemecin içindedir. Bu dönemeci nasıl geçeceğiz? Bunu herhalde bir araya gelerek, tartışarak, ümitsizliğe kapılmadan yapacağız. Genç insanlar için en önemli şey öğrenmek, dinlemek ve idealist olmaktır. Kemik başında koşmayı herkes becerir. Bayezid-i Bestami Hazretlerinin söylediği gibi
Erenler nasılsınız, ne haldesiniz dediğinde Efendimiz buldukça şükrediyoruz, bulmadıkça sabrediyoruz demişler. Onu Buhara'nın köpekleri de yapıyor. Marifet. Buldukça dağıtacaksın, bulmadıkça şükredeceksin. Bulduğumuz şeyleri bu kavimle paylaşacağız. Bulmadıkça da şükredeceğiz. Var olduğumuzun bilincinde olacağız ve toparlayacağız. Herhalde Türkiye'nin en karanlık görünen şu zamanında aslında tarihimizin en parlak devirlerinden birini daha yaşıyoruz. Biz çelişkiler içinde yaşayan, çelişkilerle dolu tarihi olan bir milletiz. Bizi anlamak sıradan insanların, kemik peşinde koşanların harcı değildir. Bize ancak inanılır. Bize inanılır ve biz de inanmakla mükellefiz. Bu bizim tarihimizdir. Biz düşünmekte, mantıki olmakta, öğrenmekte musur olmalıyız. Ama aynı zamanda da heyecanlı olmalıyız. Büyüklerimizi dinlemeliyiz ve onların yolundan gitmeliyiz. Bugün bu vazifenin birisini burada yapmış oluyoruz. Konya'nın karlı ve soğuk gününde bu salonda beyinlerimiz ısınıyor. Ve ümit ediyorum ki İstanbul Üniversitesi de, Ankara Üniversitesi de bir kafalı hocanın ne olduğunu anlayacak ve onun gibi inanmış insanlarla dolu olacak. Bunların aynı partiden, hatta aynı siyasi çizgiden gitmeleri de şart değildir. Düşününüz, 1900 Milliyetçiler Derneği'nden bahsettiler. Milliyetçiler Derneği bizim tarihimizdeki skandallardan birisidir. Bir araya gelen insanlardan çekinmişlerdir. Benim bugünkü görüşüme göre ilk defa kuvvetli bir baskı grubu ortaya çıkıyor diye genç demokrasinin başındaki insanlar çekinmişlerdir. Belki de çekinmekten kendi açılarından hakları vardır. Bu tabii bir hareketi de dağıtmıştır. Bunu da unutmayın. Aynı kişilerden birisi 1980 darbesinden sonra Konya'dan örfü idare kararıyla uzaklaştırılmıştır. O günkü darbeyi yapan insanların bu memleketin geleceği ve bu milletin bekasına karşı insanlar olmadığını inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Yanlışlık ve çelişki nerededir? Ölçüsüzlüktür. Ölçememektir. Tolerans dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamamaktır. Çünkü tolerans eğlence olsun diye çalınan bir parça değildir. Tolerans bir mantıktır. Çelişkide bazı halde bir birlik olduğunu anlamaktır. Maalesef o zamanki iyi niyetli insanlar çelişik görünen şeylerdeki aynı fikri, aynı ideali anlamamışlardır. Pekala Mustafa Kafalı o günkü hiddet ve o günkü sıkıntısından dolayı bu cumhuriyetin, bu milletin, bu devletin asıl önemlisi bu tarihin en önemli kurumuna muarız kesilebilir, ağzına geleni söyleyebilir, bu yaşına kadar aynı teraneyi tekrarlayabilirdi, hiç yapmamıştır. Aklı başında bir insan, hele bir parçacık aklı olan bir Türk'ün bu memlekette orduyla, polisle, devletle mübarezeye ve yaka paça hesaplaşmaya girmesi kabul edilemez.
Nefil örneği, numune hocayı bu açıdan da değerlendirmenizi temenni ediyorum. Türk halkı için devlet rastgele bir kuruluş değildir. Bir retorik değildir. Tarihimizin ifadesidir. Varlığımızın nedenidir. Biz her zaman görünen, bazı zaman görünmeyen, bu kuvvetin etrafında şekillenen bir kültür. Bizim bütün tarihi rolümüz devlettir. Onu anlayan insanların yaşamlarında velev ki bir çelişkiye düşseler, bir karşı karşıya kalma durumunda bulunsalar bile bunu belirtmekte hiçbir beis görmüyorum. Hedefi ve tutumu değiştirmeleri affedilemez. Bu çukura, bu kapana kısılmayanları da her zaman için minnetle anarız ve her zaman için şükranla karşılarız ve kendilerine ebediyen saygı gösteririz. Size hocam, sağ olun. Değerli hocama teşekkürler ediyoruz efendim.